Bu gördüğünüz haritada FC 24'ün en iyi kulüplerinden bazıları var. Ama bu video bittiğinde adada sadece bir tanesi kalacak. Kurallar basit. Gördüğünüz çarkı çevirip bir takım seçeceğiz. Sonrasında da bu oku çevirip takımın hangi yöne saldıracağını bulacağız. Yani diyelim ki çark Galatasaray'ın üstünde durdu ve ok da Kuzeydoğu'yu gösterdi. Galatasaray, Juventus'un topraklarına saldıracak ve aralarında bir futbol savaşı dönecek. Kazanan takım kaybedenin bütün toprağını almakla kalmayacak. Aynı zamanda bir oyuncusuna da el koyacak. Hazırsanız başlıyoruz. Bakalım ilk şanslı takımımız kim? Ve Sevilla geldi. Peki hangi yöne saldıracak? Güneybatı. Sevilla'nın güneybatısında Neymar'lı Al Hilal yer alıyor. Hemen FC 24 üstünden maçı simüle edelim. Ve evet, Al Hilal Sevilla'yı yendi. Normal süresi 2-2 beraberlikle bitmiş ancak uzatmalarda Al Hilal işi bitirmiş. Şimdi Al Hilal, Sevilla'nın topraklarını almakla kalmıyor, aynı zamanda Sergio Ramos'a da el koyup takımına ekliyor. Bakalım sıradaki takımımız kim olacak? Manchester United geldi. Hangi yöne saldıracak? Soluna, yani batı yönüne saldıracak. Manchester United'ın batısında Roma var. Maçı oynatalım ve kim kazanacak görelim. Manchester United, Roma'yı 3-1'lik skorla yendi. Topraklarını ele geçirdi ve yanında da bonus olarak Dybala'yı kadrosuna kattı. United kadrosuna Dybala güzel oturdu. Bakalım sıradaki saldırıyı kim yapacak? Evet, çarktan Barcelona geldi. Peki hangi yöne saldıracak? Kuzeye doğru saldıracak. Barcelona'nın kuzeyinde Liverpool var. Zorlu bir eşleşme olacak. Bakalım hangisi kazandı? Barcelona Liverpool'u mağlup etmeyi başarıyor. Liverpool kazanır diye düşünmüştüm. Ancak Barcelona topraklara el koymayı başardı ve Mohamed Salah'ı takıma çekti. Barcelona kadrosu bu eklemeyle çok güçlü oldu. Şimdi sıradaki takımımızı görelim. Manchester City, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu, bu oyunu kazanmak için en güçlü adaylardan biri. Bakalım hangi yöne saldıracaklar? Kuzeydoğu'ya doğru. Manchester City'nin kuzeydoğusunda Barcelona var. Barcelona daha yeni zorlu Liverpool eşleşmesinden galip çıkıp Salah'ı takıma kazandırmıştı. Bakalım aynısını City'ye de yapabilecekler mi? Barcelona bu kez başaramıyor ve Manchester City 2-1 kazanarak Barcelona'nın tüm topraklarını ele geçiriyor. Salah'a yeni kavuşan Barcelona da oyuncusunu hemen City'ye kaptırdı. O zaman çarkı çevirelim ve sıradaki takıma bakalım. Arsenal geldi. Hangi yöne saldıracaklar? Güneybatı'ya doğru. Arsenal'in güneybatısında Galatasaray yer alıyor. Sonunda bir Türk takımını görebileceğiz. Bakalım maç kaç kaç bitecek. Ve evet, Galatasaray Arsenal'i yenmeyi başarıyor. Zorlu bir kura çekse de Galatasaray hem Arsenal'in topraklarını hem de Odegaard'ı kendisine kattı. Odegaard katkısı Galatasaray'ın ilerleyebilmesi açısından çok önemli olabilir. Sıradaki takıma bakalım. Milan geldi ve Güneydoğu'ya saldıracaklar. O bölgede Al Nassr var. Sonucuna bakalım. Milan maçı çok rahat kazandı. Al Nassr toprağını ve tabii ki Ronaldo'yu takıma çekti. Ronaldo sonunda ait olduğu Avrupa topraklarına geri döndü. Milan'ın kadrosu da çok tehlikeli oldu. Şimdi biraz hızlanıyoruz. 10 takım kalana kadarki gelişmeleri hızlıca size aktarıyorum. Öncelikle çarktan Inter Miami geldi ve sağına doğru saldırması gerekti. Yani Manchester City. Tahmin edebileceğiniz gibi City kolay şekilde Miami'yi yenip toprağını aldı ve Messi'yi de kadrosuna çekti. Bir sonraki turda ise saldıracak takım Dortmund oldu ve soluna saldıracak. Solunda da Inter var. Maçı Dortmund 2-1 kazandı ve Inter'in toprağına genişledi. Aynı zamanda Inter'den Lautaro Martinez'i aldı. Çarktan sırada gelen takım Milan oldu ve aşağısındaki takıma, yani Chelsea'ye saldıracak. Chelsea, Milan'ı yenmeyi başardı ve Rafael Leao'yu kendine çekti. Bu çarkımızda Paris Saint-Germain geldi ve sol altına doğru saldıracak. Orada Chelsea bulunuyor. Paris rahat şekilde Chelsea'yi eledi, topraklarını aldı ve Chelsea'ye yeni gelen Leao'yu hemen kendine aldı. Sıradaki takım Atletico Madrid oldu. Sol üstündeki takıma doğru saldıracak. O takım da Juventus. Atletico galibiyeti almayı başardı ve Vlahovic'i takımına dahil etti. Ve son 10 takıma geldik. Güncel haritamız bu şekilde. Galatasaray ve Fenerbahçe kendini son 10'a atmayı başardı. Galatasaray Arsenal'i eleyip Odegaard'ı çekmişti. Fenerbahçe ise şu ana kadar hiç eşleşme oynamadan son 10'a kaldı. Bakalım ne kadar ilerleyebilecekler. Şimdi sıradaki çarkımızdan kimin geldiğine bakıyoruz. Paris Saint-Germain geldi. Saldıracağı yön ise güney.
Paris'in güneyinde Real Madrid var. Real şu ana kadar hiç maç oynamadan gelmişti. İlk maçı ise erken final gibi oldu. Bakalım maçı kim kazandı? Ve maçı Real Madrid kazanıyor. Real tek maç oynayarak inanılmaz büyük bir alanı eline geçirmeyi başarıyor. Ve sonunda çok istediği kaplumbağasına kavuşuyor. Real Madrid, Mbappe ile bir anda oyunun favorilerinden olmayı başardı. Sonraki saldıracak takım... Fenerbahçe. Sonunda Fenerbahçe'yi görebileceğiz. Peki Fenerbahçe ne yöne saldıracak? Soluna doğru saldıracak. Fenerbahçe'nin solunda Atletico Madrid var. Zor bir eşleşme oldu ama Fenerbahçe Atletico'yu elerse elimizde Fenerbahçe Galatasaray eşleşmesi ihtimali olacak. Bakalım sonuç nasıl olacak? Fenerbahçe uzatmalarda maçı kaybetmiş. Normal süre 2-2 bitmiş ancak uzatmalarda Depaul'un golüyle Atletico Madrid maçı kazanmayı başarmış. Fenerbahçe'nin macerası maalesef burada bitiyor ve Ferdi de Atletico'ya transfer oluyor. Çark'tan sıradaki takımımız Al Hilal oluyor. Saldıracakları yön ise sol üst. Orada Manchester United var. Normalde Manchester alır diye düşünürüm ama kadrosu büyük ihtimal Al Hilal'den daha kötü. Ve düşündüğüm gibi oluyor. Al Hilal maçı 2-0 kazanıyor. Topraklarını genişletirken Bruno Fernandes'i de kadrosuna katıyor. Al Hilal Ramos ve Bruno Fernandes'le fazla güçlendi. Bakalım sürpriz yapabilecekler mi? Çarktan sırada gelen takım Bayern Münih oldu. Bayern de şu ana kadar hiç maç yapmadan geldi. İlk maçlarında bakalım hangi yöne saldıracaklar? Sağ üstüne doğru saldırıyor. Orada Manchester City var. Maçın sonucuna bakalım. Maçı Manchester City 1-0 kazanıyor ve Bayern'i de topraklarına katıyor. Bayern'den bir ara ilgilendikleri Harry Kane'i de çekiyorlar. Çark'tan gelen bir sonraki şanslı takımımız Dortmund oldu ve hafif sol alt kısma doğru saldıracak. O tarafa baktığımızda Real Madrid'in toprakları olduğunu görüyoruz. Real Madrid sürprize yer vermiyor ve maçı ilk dakikada attığı golle 1-0 kazanıyor. Dortmund'a sonradan gelen Lautaro Martinez'i de kadroya çekiyorlar ve topraklara çöküyorlar. Ve son 5 takıma kadar indik. Kalan takımlar Al Hilal, Atletico Madrid, Galatasaray, Manchester City ve Real Madrid. Galatasaray son 5'e kadar kaldı ama sadece bir eşleşme oynadı ve takımı çok geliştiremedi. Daha da devam edebilecek mi göreceğiz. Çark'tan bu kez Atletico Madrid geliyor. Saldıracağı yön ise kuzey. Bu da Al Hilal, Atletico Madrid eşleşmesi anlamına geliyor. Maçı Atletico, Griezmann'ın attığı golle 1-0 kazanıp Al Hilal'in tüm topraklarını ele geçiriyor. Ve tabii ki böyle bir yıldız fırsatını yakalamışken Neymar'ı da kadrosuna ekliyor. Griezmann, Neymar hattı diğer takımların başını ağrıtabilir. Son 4 takımın içindeyiz. Bakalım son 3'e kalmadan önceki son eşleşmemiz ne olacak? Çark'tan Galatasaray geldi. Peki hangi yöne saldıracak? Kuzey batısına doğru saldıracak. Galatasaray'ın kuzey batısında Manchester City var. Oldukça zorlu bir eşleşme. Ama bakalım Galatasaray buradan çıkabilecek mi? Galatasaray maç içinde eşitliği bulmuş olsa da Manchester City maçı 2-1 kazanmış. Galatasaray'ın macerası da son 4'te elenerek sona ermiş oluyor. City, Galatasaray'ın Arsenal'den aldığı Odegaard'ı da kadrosuna ekleyerek yoluna dolu dizgin devam ediyor. Artık son 3 takım içindeyiz ve final maçına çok yakınız. Sıradaki eşleşmede son kez çarkı çevireceğiz ve finale kalacak takımlar bunun sonunda belli olacak. Bakalım çarkımızdan kim gelecek? Ve yine Manchester City maç oynayacak. Şu ana kadar en çok maç oynayan takım olabilir. Saldıracağı yön ise sağ tarafı, yani Atletico Madrid. Bununla birlikte Real Madrid'in finale kalması garantilendi. Bakalım finale kalan diğer takım kim olacak? Maçı Manchester City, Salah'ın attığı golle 1-0 kazanmış ve finale kalmayı başarıyorlar. Atletico'dan Neymar'ı da kadrosuna çeken City gücüne güç katarak finale kadar geldi. Ama Real'in de kadrosu çok güçlü. Artık finaldeyiz. Real Madrid, Manchester City'ye karşı çok güçlü iki takım oynayacak ve kazanan haritanın tamamını aldığı gibi kupanın da sahibi olacak. Final maçını önemli anlarıyla birlikte takip edeceğiz. Hadi maça geçelim. Dakika 11. Kane yerde penaltı bekliyor. Hakem devamlı. 15. dakika Salah ilerliyor. Müthiş vurdu. Courtois harika kurtardı. 25. dakika. Bellingham aldı, müthiş bıraktı. Mbappe harika bitiriyor. Real Madrid 1-0 önde Mbappe'nin golüyle. Gol sonrası City yükleniyor. De Bruyne mükemmel bıraktı. Kane çok iyi geçti, vurdu ama Courtois yine harika çıkardı. Guardiola endişeli şekilde Rodri'ye bir şeyler anlatıyor. Real Madrid hücumda. Mbappe vurdu. Ederson müthiş çıkardı. Dakika 43. Neymar aldı topu. Neymar müthiş bir çalım. İçeri yüklendi, pasını verdi. Odegaard vurdu, top sekti ve gol. Bernardo Silva boş kaleye yuvarladı ve City durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarı eşitlikle bitiyor. Bakalım ikinci yarı denge bozulacak mı? İkinci yarıya Real yüklenerek başladı. Vinicius bıraktı. Bellingham vurdu, Ederson çok iyi kurtardı. Korner! Korner kullanıldı. Vinicius'tan etkisiz bir kafa vuruşu geldi. Dakika 70. Valverde sağı mükemmel gördü. Rodrigo aldı, ilerliyor. Kenara sıkıştı ama topuk pası. Valverde mükemmel bir orta. Mbappe vurdu kafayı ve gol. Mükemmel bir gol oldu. Mbappe maçtaki ikinci golünü attı ve Real'i kupaya elleriyle taşıyor. Maçın son anları City atakta. De Bruyne inanılmaz gitti. Bıraktı. Haaland yine Courtois'e takıldılar. Ve maçın son düdüğü geliyor. Real Madrid bu kapışmanın kazananı oluyor. Kupasını kaldırmak üzere ve Real Madrid Yeveze kupasının sahibi. Haritanın tamamını hak ederek beyaza boyuyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca şuradaki videoya da gitmenizi tavsiye ederim. Çok güzel video oldu. Tıklamanı bekliyorum. Neyse, o zaman sonraki videoda görüşmek üzere.